Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Matematik Sahnesi kitabında Prova Sahnesi 2'nin sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak dersimize başlayalım. Bir petrol arama platformunun üzerinde yukarıdaki bir vinç tur bulunmaktadır. Platformun ayakları deniz tabanında olup Vincin başında bulunan makara bir tam tur döndüğünde halkın ucundaki cismi 5 desimetre yukarı çekmektedir. Ölçüler görsel üzerinde verildiğine göre deniz tabanından 10 metre yukarıda olan cismi deniz seviyesinden 5 metre yukarı çıkarmak için makara en az kaç defa tam tur döndürmelidir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şu derinliği bulmak istiyorum. Yani su, suyumuzun derinliği Bakın yukarıdan arkadaşlar 32 metre, deniz seviyesinin üstünde 18 metre var. O halde derinlik 32'den 18 metreyi çıkarıyorum ve derinliğin arkadaşlar 14 metre olduğunu söylüyorum. Suyun derinliği 14 metre. Cismin arkadaşlar bize dedi ki derinliğin suyun tabanından. 10 metre yukarıda dedi. Yani ben şöyle düşünelim. Şu cisim burası olsun arkadaşlar. Burası 10 metre yukarıda dedi. O halde 14'ten 10'u çıkarıyorum. Suyun derinliği 14 metreydi. Onu çıkaracak olursam 4 metre olur arkadaşlar. Cismin deniz seviyesine uzaklığı. Bakın şurası 4 metre olur. Evet, cismin deniz seviyesine uzaklığı uzaklığı 4 metre olur. Bu cismi deniz seviyesinden 5 metre yukarı çıkarmak istiyor. Bakın burası 4 metre. Örneğin şuraya kadar getirmek istiyor. Burası da 5 metre. O halde toplamda ne kadar yukarı çekilmesi gerekiyor? 5 artı 4 9 metre yukarı çekilmeli diyelim. Şimdi 9 metre arkadaşlar yukarı çekilecek. Bize vincin ucundaki arkadaşlar makara bir tam tur döndüğünde 5 desimetre yukarı çekeceğini söylemişti. O halde ben 9 metreyi desimetreye çevirmek istiyorum. 90 desimetredir. Şimdi 90 desimetreyi her turda 5 desimetre yukarı çektiğine göre 90'ın içinde kaç tane 5 metre pardon 5 desimetre vardır diye düşünüyorum. Yani 90'ı 5'e bölecek olursam 18 defa 18 defa tam tur dönmeli diyorum. Eğer 18 defa tam tur, tam tur dönerse 18 çarpı 5'ten 90 metre, 90 desimetre yukarı çekilmiş olur diyoruz. Evet temizleyerek geçelim ikinci sorumuza. Yukarıda verilen şekillerin içine yazılan sayılar şeklin özelliğine göre sayıları dışarı çıkarmaktadır yeşil şekil tam sayılarla toplama işleminin özelliği olurken turuncu şekil tam sayılarla çarpma işleminin özelliğini göstermektedir. Buna göre aynı sistematikle düzenlenen işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle yeşil şekle bakıyorum. Bakın 4'ü eksi 4 olarak dışarı çıkardı. O halde yeşil şekil diyorum. Şimdi 4 eksi 4'e nerede döner arkadaşlar? Toplama işlemine göre hangi özellik bu? Toplama işleminde ters eleman özelliği arkadaşlar. Yani işaretin değişmiş hali. Ters eleman özelliği diyelim. Şimdi turuncu şekle bakıyorum. 5'i 5 olarak dışarı çıkardık. O halde bu çarpma işleminde ne olur arkadaşlar? Turuncu şekil. Çarpma işleminde sayımız değişmeden dışarı çıkardı. Demek ki çarpma işleminde sayı değişmediyse etkisiz eleman özelliğidir. Yani artı bir ile çarpmaktır diyebilirsiniz. Etkisiz eleman özelliğinden bahsediyoruz. Evet o halde bana verilen arkadaşlar sistematiğe bakıyorum. Öncelikle içeride ne var arkadaşlar? Turuncunun içerisinde 12 var. Bu 12 şu dışarıya arkadaşlar yeşilin olduğu yere nasıl çıkmalı? Bakın 12 öncelikle şu beşgenin içerisine 12 olarak çıkar. Yani şurada 12 yazını düşünelim. Şimdi beşgen arkadaşlar bizim için yeşil şekil. O halde yeşil şekilden 12 nasıl dışarı çıkacak? Toplama işleme göre ters eleman özelliğe Yani işaret değiştirecek. Bakın 12 olarak buradan dışarı çıkar. Yani bu işlemin sonucu eksi 12'dir. Evet arada eksi işaretimiz var dursun. Evet ikinci şekle bakıyorum. Öncelikle yeşil şekilde şu 10'umuz var. 10 yeşil şekilde eksi 10 olarak dışarı çıkar. Evet buraya 10 olarak eksi 10 olarak geldiğini düşüneyim. Eksi 10 da arkadaşlar turuncu şekilde. Etkisi eleman eksi artı 1'di. Yani eksi 10'u 1 ile çarpacak olursam herhangi bir şekilde değişmeden buradan da eksi 10 olarak dışarı çıkar diyoruz. O halde arkadaşlar eksi 12'den ortada çıkarma işlemimiz var. Eksi 12 eksi eksi 10 olmalı. Şimdi eksi eksi yan, yan yana gelince öncelikle toplamaya çevirelim. Bakın birinci aynen yazdım. İkinciyi artı 10'a ve aradaki de toplama işlemine çeviriyorum. O halde eksi 12 artı 10 daha. Evet 12'nin mutlak değeri daha büyüktür. 12'den 10'u çıkardım. 2 12'nin işareti aynen yazdım. Eksi 2 olur işlemimizin sonucu diyorum. E, temizleyerek geçiyorum 3. soruya. Dörder yüzlerine yazılan tam sayılarla üstlü sayı oluşturulan bir sistemde mor renk üstü sarı renk tabanı oluşturmaktadır. Her sarı renkli küpün yüzlerinde eksi 5, eksi 4, 2, 3 yazarken her mor renkli küpün yüzlerinde 2, 3, 0, 1 yazmakta ve bu küpler ortalarından geçen demir sayesinde dönebilmektedirler. Elde edilecek üstü sayılar farklı değerleri gösterdiğine göre elde edilebilecek üstü sayıların toplamı en fazla kaçtır diyor soruyor. Arkadaşlar şimdi en fazla istiyorsa ve bizim için mor renk arkadaşlar üstü sayıyı ifade ediyorsa mor renk üstüydü. Bakın ben eksi sayılardan Mesela eksi 5'i alacak olursam arkadaşlar çift kuvvet almak isterim. Kuvvetlerimiz bizim neler? Üstlerimiz 2, 3, 0 ve 1. Sayımı hem büyük yapmak istiyorum. Eksi 5'i ele alalım. Taban olarak aldım. Hem de en büyük olsun istiyorum ve pozitif olsun istiyorum. O halde ben kuvveti 2 seçmeliyim. Bakın eksi 5'in karesi 25 olur diyorum. Bir de arkadaşlar eksi 4'ü taban yapalım. Evet tabanlarda da eksi 5 ve eksi 4'ü bir de 3'ü kullanacağım. Eksi 4 taban yaparsam yine kuvvet olarak 2'yi seçersem. Bakın bu da artı 16'ya döner. Diğeri artı 25'ti bu da artı 16 oldu. Ee, diğer tarafta da arkadaşlar kuvvetimi pardon tabana 3 seçiyorum. Kuvveti de 3 seçiyorum. Yani 3'ün üçün 3. kuvveti bu da 27 oldu diyorum. Toplayalım. 25, 16, 27. Evet 5, 6 da 11, 7 da 18. Elde var 1, 2, 4, 5, 1 de elde 6. 68 olur en fazla bu toplam diyorum. Evet devam edelim. Dördüncü sorumuza bakalım. İki farklı mikrodalgadan A marka olan bir ürünün sıcaklığını her 3 dakikada 5 derece artırırken B marka olan bir ürünün sıcaklığını her 2 dakikada 3 derece artırmaktadır. Buna göre A marka mikrodalgaya eksi 20 derece sıcaklığında B marka mikrodalgaya eksi 15 derece sıcaklığında bir ürün konularak fırınlar üzerindeki dakika cinsinden verilen sürelerde ısıtıldıkta, ısıtıldıklarında son sıcaklıkları arasındaki fark en fazla kaç derece olur diye sordu. Şimdi arkadaşlar A marka 15 dakika çalışıyor. B marka 20 dakika çalışıyor. A marka diyorum. Başlangıçta eksi 20 derecede ve 15 dakika çalışacağız. Ve A markanın özelliği her 3 dakikada 5 derece artıyordu. Şöyle diyorum arkadaşlar. Her 3 dakikada 5 derece artarsa 15 dakikada Şimdi arkadaşlar 15 3'ün 5 katıdır. O halde 5 ile 5 ile çarparsam 25 derece artar diyorum. Evet. A marka arkadaşlar. Eksi 20'den 25 derece artması gerekiyor. O halde eksi 20 artı 25 sonuçta 5 derece olur. Sıcaklığı diyorum. 15 dakikanın sonunda 5 derece olur diyoruz. Evet aynı mantıkla arkadaşlar B markaya bakalım. BM marka başlangıçta -10 eksi -15 eksi derece. Bu da arkadaşlar her 2 dakikada 3 derece arttırıyor Her 2 dakikada 3 derece sıcaklık artarsa diyelim. Şimdi burada geçmesi gereken zaman 20 dakika. 20 dakikadan Evet arkadaşlar bak 2 dakikada 3 dereceydi. 20 dakikada ne olur diye düşünüyorum. Şimdi 22'nin 10 katıdır. O halde 3 derecede 30 derece olmalı. 30 derece artar diye düşünebiliriz. Evet dakika eğer 10 katına çıkıyorsa derece de 10 katına çıkmalıdır diyoruz. Şimdi bu başlangıçta eksi 15 diye. 30 derece arttıracak olursam eksi 15'te 30'u toplamamız gerekir. Evet ne olur arkadaşlar? artı 15 derece olur diyorum. Evet sıcaklıklar arasındaki farkı istemişti. O halde 15'ten 5'i çıkarıyorum. 15 eksi 5 10 derece fark vardır diyorum. Sorumuzun cevabını. Evet temizleyerek geçelim. 5. sorumuzu. Evet, i̇ki farklı kurbanın her zıpladığında kaçar birim ilerlediği sayı doğrularında gösterilmiştir. Buna göre sayı doğrusunda 162 noktasında bulunan koyu renkli kurbağa 8 defa sola doğru Bakın 8 defa sola doğru. Aynı sayı doğrusunda eksi 80 noktasında bulunan diğer kurbağa ise 12 defa sağa doğru zıplamıştır. Buna göre son durumda iki kurbağa arasındaki fark kaç birimdir diye soruyor. Evet arkadaşlar öncelikle açık yeşil ve koyu yeşil kurbağaların bir sıçrayışta ne kadar birim ileri gittiklerine bakalım açık yeşile bakıyorum. Eksi 15'ten 7'ye geldi. O halde 7'den eksi 15'i çıkaracak olursam bakın şöyle artıya döndüğünü görüyorum. 7 artı artı 15 22 birim sıçrar diyorum bir seferde. Koyu yeşile bakıyorum. Bu da eksi 12'den 18'den 12'ye kadar geliyor. Yani ben 18'den eksi 12'yi çıkaracak olursam artıya dönüyor diye gösterelim. 18 artı 12 30 birim sıçrar diyoruz bir seferde. Evet arkadaşlar ne demişti bize? Buna göre sayı doğrusunda 162 noktasında bulunan koyu yeşil kurbağa 8 defa sola doğru. Arkadaşlar koyu yeşil kurbağa her sıçradığında 31'im birim gidiyordu. Bakın 162 noktasında bulunuyor. O halde 162 artım. 8 defa sola dediği için eksi 30 olarak düşünüyorum. 8'e eksi 30'u çarpıyorum. O halde 162 artım. 8 kere eksi 30 eksi 240. 162 ile eksi 240'ı toplayacak olursam 240'tan 162'yi çıkardım. 78 eksi 78 noktasında olur diyorum. Evet. Açık renkli arkadaşlar kurbağaya baktığım zaman da eksi 80 de bu da arkadaşlar sağa doğru 12 defa gidiyor. Sağ dediği için artı 22 olarak düşünüyorum. O halde 12 çarpı 22 eksi 80 artı 12 ile 22 çarpacak olursak 264 olur. Evet, eksi 80 ile 264 toplarsam da 184 noktasında olur diyorum. Evet ikisinin arasındaki farkı istemişti. Evet ne yaparım? 184'ten eksi -78 78'i çıkaracak olursam bakın şöyle artıya döndüğünü gösteririz. 184 artı artı 78 evet ikisini toplayacak olursam 262 birim olur. İki gruba arasındaki fark diyoruz. Evet temiz temizleyerek geçelim bir sonraki sorumuza. Yukarıda verilen yönergeye göre 5. adımda bulunan sayı kaçtır diye sordu. Arkadaşlar yönergemizi hemen yerine getirelim. Yeterince uzun bir sayı doğrusu çiziniz diyor. 1. adımda. Evet, bir sayı doğrusu çizdik. Sayı doğrusu üzerinde eksi 48 ve artı 24 sayıların bulunduğu noktaları belirleyiniz. Şurası eksi 48 olsun. Burası da artı 24 olsun. Tamam bu sayılar arasını 8 eşit parçaya ayırınız diyor arkadaşlar. Hemen sayılar arasını 8 parçaya ayıralım. Bakın şöyle 2 ayırdım. 4 oldu. 8 e ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça ayırdım. Evet. Daha sonra arkadaşlar 4. adıma baktığımız zaman da eksi 48'den büyük en küçük 3. sayı ile 24'ten küçük en büyük 4. sayıyı belirleyiz diyor. Arkadaşlar öncelikle ne yapıyorum? 24 ile eksi 48 arasında kaç birimlik mesafe vardır? Bakın 24'ten eksi -48 48'i çıkarıyorum. Toplamaya çevirecek olursam 24 artı 48 72 birimlik mesafe var. Bunu 8 parça ayırdığıma göre o halde 72'yi 8'e bölüyorum. 9 birim olarak görüyorum. Demek ki 9'ar 9'ar Artar sağa doğru gidersek veya sola doğru gidersek 9'ar 9'ar azalır diyorum. Şimdi eksi 48 9 birim arttıracak olursam eksi 39 9 birim arttırarak devam ediyorum. Eksi 30 eksi 21 eksi 12 eksi 3 6 15 oldu. Şimdi dördüncü yönergeyi tekrar okuyorum. Eksi 48'den büyük en küçük üçüncü sayı. Arkadaşlar 1, 2, 3 yani eksi 21. Artı 24'ten küçük en büyük dördüncü sayı. Evet 1, 2, 3, 4 bu da eksi 12 oldu. E evet, sayılarımız eksi 21 ve eksi 12. Bunu da belirledim. Evet 5. yönergeye bakıyorum. En son belirlen sayılardan sayı doğrusundaki yerine göre sağdakinden soldakini çıkarız. Arkadaşlar sayı doğrusundaki sağdaki sayımız eksi 12. Eksi 12'den eksi 21'i çıkarmamızı istedi. Şöyle toplamaya çeviriyorum. Eksi 12 artı artı 21. Evet eksi 12 ile 21 arkadaşlar toplayacak olursam 21'den 12'yi çıkarıyorum. 9 olur sorumuzun cevabı diyorum. Evet temizleyerek geçelim bir sonraki sorumuza. Evet 7. soruya baktığımız zaman aynı yerde bulunan bir yerleşim yerinde deniz seviyesinden her 200 metre yukarı çıkıldığında hava sıcaklığı 3 derece azalırken deniz seviyesine her 2 metre derinliğe inildiğinde hava sıcaklığı 1 derece artmaktadır. Yukarı çıkarken azalır aşağı inerken de artıyor. Buna göre deniz altının alt seviyesinin bulunduğu seviyeden 10 metre aşağıda hava sıcaklığı Dağın zirvesindeki hava sıcaklığına göre kaç derece daha sıcaktır diyor soruyor. Arkadaşlar deniz seviyesinin 10 metre aşağısı yani ben o halde deniz seviyesinin bakın alt tarafı 30 metrede 30 ile arkadaşlar onu toplayacak olursam 40 metredir derinlik diyorum. Deniz seviyesinden 40 metre aşağıda. Şimdi deniz seviyesinden aşağı doğru inerken her 2 metrede 1 derece sıcaklık artıyor arkadaşlar. Her 2 metrede 1 derece sıcaklık artıyor. O halde 40'ın içinde kaç tane 2 vardır diye düşünüyorum. Bakın 40'ı 2'ye bölecek olursam 20 defa 1 derece artması gerekir diyorum. 20 ile 1'i çarpıyorum. 20 derece artmalıdır diyorum. Şimdi deniz seviyesinin üzerine bakıyorum. Arkadaşlar 1800 metre dağın zirvesini düşüneceğiz. Burada da her 200 metrede 3 derece sıcaklık azalacak demişti. Bakın 1800 1800'ün içinde kaç tane 200 vardır diye düşünüyorum. 1800'ü 200'e bölecek olursak 9 defa 200 vardır. O halde 9 defa 3 derece azaltacağım. Yani 9 ile azaltacağımız için eksi 3 çarparız. Eksi 27 derece olur diyorum. Şimdi ikisinin arasında arkadaşlar ne kadar fazladır diye sormuştu. O halde ben 20'den deniz seviyesi daha sıcak. 20'den eksi 27'yi çıkarmam gerekir diye düşündüm. Bakın şöyle toplamaya çeviriyorum. 20 artı artı 40 27. 20 ile 27 toplayacak olursam 47 derece fark olur diyorum. 47 derecelik daha fazla sıcaktır diyoruz. Evet devam edelim temizleyerek geçelim. 8. sorumuz. Bir oyunda Asya yeşil pulu alırken Taner sarı pulu almıştır. Renklere göre sayılar ya negatif ya pozitif olmaktadır. Oyunun kuralına göre bölümlere attıkları sayılar çarptıklarında kutu kapaklarındaki sonuçlar çıktığına göre aynı kurala göre hazırlanan yandaki işlemin sonucu kaçtır diye sordu. Arkadaşlar şimdi bakın 5 ve 3 için şimdi her ikisini eksi alsam da artı alsam da yani eksi 5 ile eksi 3'ü çarpsam da sonuç artı 15 olur. Artı 5 ile artı 3'ü çarpsam da sonuç artı 15 olur. Yani ben buradan arkadaşlar ne yapamam? Renklerin negatif veya pozitif olduğunu söyleyemem. Ama 48'e bakıyorum. Bak, 3. kutuya bakalım. Burada 3 tane sayımız var. Ve 48 artı bir sayı. O halde arkadaşlar 3 tane sarı sarı topu çarptığım zaman yani 3 tane sayıyı çarptığım zaman sonucun artı olması için ne olması gerekir? Bu sarı topların mutlaka pozitif olması gerekir. Sarı toplar veya sarı pullar diyelim mutlaka pozitif olmalı. Eğer arkadaşlar negatif olursa 3 tane negatifi çarparsak sonuç negatiftir. Bakın artı 2 çarpı artı 4 çarpı artı 6 çarpacak olursak artı 48 oldu. Sarı pullar arkadaşlar pozitif ise o halde yeşil pulları negatif olarak alıyorum. Negatif sayıdır diyelim. Şimdi sarıları pozitif, yeşilleri negatif olarak alacağım. Evet kutumuza bakıyorum. Bakın bir tane yeşil pulumuz var. Yeşil pulları eksi 1 olarak aldım. Şöyle işaretleri burada yazalım. Eksi, eksi, eksi. Sarılarda artı olacaktı. O halde eksi 1 çarpı. Önce yeşilleri yazıyorum. Eksi 3 çarpı eksi 2 çarpı sarılarda artı 10 ve artı 1. Şöyle yeşiller kendi arasına çarparsam. Eksi, eksiyle 3 kere çarpılırsa eksi. 1 kere 3, 3. 3 kere 2, 6. Pozitifleri çarpıyorum. Artı 10 ile artı 1 çarparsam. Artı 10. Evet. Eksi 6 ile artı 10'u çarpıyorum. Artı ile eksi çarptım. Eksi. 6 kere 10. 60. Yani sorumuzun cevabı eksi 60 olur diyoruz. Evet. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.